Merhaba sevgili Cem TV izleyenleri. İçimizdeki Sesler programından hepinize selam olsun. Hayat o kadar belirsizliklerle dolu ki ve bazen bu belirsizlikler o kadar çoğalır ki ve biz her şeyi, geleceği bilmek istiyoruz. Hep gelecek garanti olsun istiyoruz. Nelerle karşılaşacağımız az çok öngörülebilir olsun istiyoruz ama yaşam hiç de öyle değil. O yüzden falcılar, medyumlar bu kadar popüler oluyorlar. Çünkü gelecekten haber verecek birilerini bekliyoruz. Bunların hepsinin aslında sebebi bizim belirsizliklere karşı tahammülümüzün az olması. Belirsizlikler canımızı sıkmaya başlıyor ve her şeyi bilmek istiyoruz. Geleceği bilmek istiyoruz, evrenin sırlarını bilmek istiyoruz. Daha doğrusu kainata hakim olmak istiyoruz. Daha kendi duygularımıza, kendi öfkemize hakim olamazken kainattaki bütün evrende olup bitenlere hakim olmak istiyoruz. Dünyanın hakimi olmak istiyoruz. Oysa yaşam, doğa böyle değil. Her şeye hakim olma olanağımız yok. Daha kendi hırslarımızı dizginleyemezken, daha kendi önümüzü göremezken 100 yıl sonrasını görmek istiyoruz. Ve kestirimlerde bulunmak istiyoruz ki bu kestirimlerin çoğu hep hatalarla dolu. Ve gün gelir ki olmadık, hiç ummadığımız durumlarla karşı karşıya kalırız, anlam vermeye çalışırız. İşte bu belirsizlik canımızı sıktığı için, örneğin düşünün ki trene biniyorsunuz, bir kompartmana oturuyorsunuz, başkaları var. İlk sorduğunuz nerelisiniz? Onların nereli olduğunu kestirmeye çalışıyorsunuz. Daha doğrusu nasıl insanlar olduğunu bilmek istiyorsunuz. Çünkü belirsizlik canınızı sıkıyor. Hangi işte nasıl çalışacağınız, nerede yaşayacağınızı, neler yapacağınızı bilmek istiyorsunuz. Zorluklarla karşılaştığımızda bunların ne zaman başımızdan gideceğini de bilmek istiyoruz. Hep bu bilme isteğimiz aslında bizi bugünden koparan şeydir. Niye bu kadar çok geleceği bilmek istiyoruz da şu an içinde olduğumuz durumdan habersiziz? Bunların hepsi içinde anda bulunduğumuz durumdan bizi habersiz durumlara getiriyor. İşte biz türkülerle aslında bugüne gelmek istiyoruz. Türkülerle geçmişi ve geleceği bir şekilde bir yere kenara bırakıp bugünü hakkını vermek istiyoruz. İşte bugüne gelmek yine türkülerle olacak, yine dostlarla olacak. Bugün yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Yasemin Gültekin'le türküler söyleyeceğiz. Türkülere gönül veriyor ve sadece gönül vermemiş, duygularını türkülere katmış. Böylece yaşamın yolculuğuna çıkmış. Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyim, çok teşekkür ederim. Biraz seni tanımak isteriz Yasemin. Bu ilk televizyon programın evet, mı? Evet, benim ilk deneyimim olacak. Umarım evet. güzel atlatırım. Çerkezköy'de yaşıyorum. Aslen Muşfartoluyum. Anne tarafı Hınız. Benim biraz karışık doğma büyüme izni. Kayseri Hınız. Yok, Erzurum Hınız. Erzurum, evet. Pardon. Babam Muşfarto, evet. Anne Erzurum Hınız. Normalde ben İzmir'de doğdum büyüdüm ama şu an Tekirdağ'da yaşıyorum. Kurumsal bir firmada çalışıyorum. Onun dışında tabii hobi olarak müzikle uğraşıyorum. Kendimi bildim bile türkü söylüyorum. Türkülerle aslında müzik sanki hobi değil. Böyle duygularını katıp evet. kendini bulduğunda bir hayatın yer. İçinden ama aslında. Para kazanmak için, geçinmek için bir iş lazım. Aynen. Mecburen oralara kesinlikle. Gidiyorsun ama aslında müzik içine baktığında, gönlüne baktığında aslında asil şey gibi duruyor. Evet. Gözlerinden öyle okunuyor. Yanılıyor muyum? Evet, aynen öyle. Yani bir iş değil tabii ki. Ben müziği yani sanat, hayatın amacı olarak görüyorum. Evet. Evrenin dili diyorum ben her zaman müzik evet, için. Evet. Yani evet. Peki bu ilk programında sana destek veren dostlarım var. Yılmaz evet. Gültekin bağlamasıyla destek veriyor ve Volkan Kaya da kavalıyla böyle aslında güçlü bir şekilde girmiş oluyorsun. Evet. Peki şöyle yapalım. Sizin hemen. Lafınızı kestim ama onlara da teşekkür etmek istiyorum tekrar benimle beraber oldukları için. Peki. Hemen senden bir türkü dinleyelim o zaman. Tabii. Ne söyleyeceksin? Aşık Hüday'dan Hey Erenler Yine Bozuldu Bende Mesleğimi seslendireyim. Evet, Aşık Hüday'ı da çok sevdiğim evet. bir ozan. Thank you.
Aşkına taşına yandıkça yandım. Dumanım külünden ayrı duruyor, duruyor, duruyor. Aşkına taşına yandıkça yandım. Dumanım külünden ayrı duruyor, duruyor, duruyor. Babancı hasrettir sümbül çiğdeme. Gayrı gönül dayanmıyor hasrete. Gelmez bu deme. Dikenim gülümden ayrı duruyor, duruyor, duruyor. Seher oldu bülbül gelmez bu deme. Dikenim gülümden ayrı duruyor, duruyor, duruyor. Şu benim derdimin yok mu ilacı? Tükenmek bilmiyor çektiğim acı. Gazel döktü şu ömrümün acı. Yaprağım dalımdan ayrı duruyor, duruyor, duruyor. Gazel döktü şu ömrünün acı. Yaprağım dalımdan ayrı duruyor, duruyor. Katlanayım dedim derde mihnete. Gayrı gönül dayanmıyor hasrete. Kader kısmet oldu bizi gurbete. Hüdayi yarinden ayrı duruyor, duruyor, duruyor. Kader attı oldu bizi gurbete. Hüdayi yarinden ayrı duruyor, duruyor. Ozan Hüdayi'ye de buradan selam olsun. Selam olsun. Çok güzel eserler bırakıp gitti. Kendisini de tanımıştık. Yaşamı sefilliklerle, zorluklarla geçti ama gördüklerine kayıtsız kalmadı. Bunu çok kuvvetli bir biçimde dillendirdi, dillere döktü. Peki gelecekle ilgili oturduğunda düşündüğünde
Müzikle ilgili neler yapayım diye hayaller kuruyor musun? Gerçi bunları gerçekleştirmek zor. Bir yandan evet. hayaller kuruyorsun, bir yandan gerçeklere bakıyorsun. Arada uçurumlar oluşuyor. Çünkü sektörün yaşadığı zaten zorluklar vardı. Hele hele böyle bir dönemde daha da işler zorlaştı. Yani aslında ben müzikte kendi bildiğimi bileli hep iç içeyim. Türkülerle hayatımı geçiriyorum. Yani dinliyorum mutfakta yemek yaparken, işte çalışırken hep türkülerle iç içeyim. Türküler Hı-hı. söylüyorum. Profesyonel olarak pek düşünmedim ama tabii yani bu işi yapmayı çok isterim. Dernek gecelerinde tabii çıkıyorsun. Tabii ki dernek gecelerinde geçmişinde ister istemez evet sahneye insanlarla bunu paylaşıyorsun. İnsanların etkilenişini gördüğünde, müziğe dahil olduklarında bir birliktelik bir duygu oluşuyor değil mi? Bu karşılıklı biraz seyirciyle motive eden bir şeydir. Bir duygu alışverişi olmuş oluyor. Yani hissettirebilmek önemli bence türkü söylerken. Evet, o duyguyu evet. karşı tarafa geçirebilmek önemli. Bir de söz yeterli değil kendimizi Aynen. anlatmakta. Ne kadar birisiyle saatlerce konuşursak okuyor. Konuşalım o konuştuklarımızın çoğu havada kalıyor. İçte hep anlaşılmadığımızı hissettiğimiz bir taraflar oluyor. Ama bazen öyle bir ezgi eşliğinde herkes bir arada katılır söyler ki ya evet birbirimizi gerçekten Aynen. anladık diye bazen bir evet, duygu oluşur. Milyonlarca binlerce kelimelerin ifade edemediğini bir deyiş, bir türkü çok Hı-hı. güzel ifade edebiliyor. Evet. Çünkü söz içinde, cümle içinde hep çarpıtmalar söz konusu. Evet. Hep bir şeyi gizleme, hep başka manaların peşine düşme, hep yanlış anlaşılma çok fazla ön plandadır. Ama müzikte yanlış anlaşılma çok fazla yoktur. O Doğru. duygu neyse, neyi barındırıyorsa olduğu Aynen gibi öyle. Karşı tarafa yansıtıyor. Ezgiler sağ olsun. Evet. Yine senin hemşerin, o da Muş Vartolu, Nilüfer Akbal konuğum olmuştu. Evet, kendisi de çok değerli bir isim. Evet, türküler söylemiştik beraber. Peki, efendim, efendim, canım, efendim diyelim. Volkan arkadaşımız da kavalıyla şöyle bir bize giriş yapsın. Hüsnüne kuldur.
ölçülerim. 18 bin alem hüsnüne kuldur. Ve bin Kevser'i gördür düşlerim. Seni sevenlerin can içinde canısın. Aşıklar katredip sen ummanısın. Sen ummanısın. Gönül bir gemidir, sen dümeni. Yelken açmak iste bu dervişleri. Gönül bir gemidir, sen dümenisin. Yelken açmak iste bu dervişleri. Cemalin benzettim Ümmül Kitab'a, aşıklar bendedir ana hitaba, sena hitaba. Bir ani kusurum gelmez hesaba. Affeyle sultanım cümle suçları. Bir ani kusurum gelmez hesaba. Affeyle sultanım cümle suçları. Affeyle sultanı cümle suçları. Ağzınıza sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Yasemin Gültekin diyelim ki 20 yıl sonra neleri yapmış olsun? Yani müziğe ilişkin ben şunları gerçekleştirmiş olmak isterim diye 20 yıl sonra yine burada program yapıyor olsak neleri yapmış olmak istersin Yasemin? Tabii ki daha profesyonelce bu işi yapmak isterim. Hı-hı. Gene hep türkü söylemek isterim. Türkülerle iç içe olsun isterim hayatım. Yani, kendimi sahnelerde hani bu işi yaparken görmeyi. Projeler, evet, yeni eserlerle aynen ortaya çıkan bir Yasemin değil mi? Çok güzel olurdu. Evet. İsterim tabii ki. Aslında bunlar yapılamayacak şeyler mi sence? Değil tabii ki. Yani her şey hayal gücüyle alakalı, istemekle alakalı, niyet hı-hı etmekle alakalı. Tabii yetenek de önemli. Hı-hı. Ama şuradan gelmeli. Evet. Bende de var o. Onun olduğuna inanıyorum. Hı-hı. Biraz da kader. Belki kısmet. Evet. Bedellerle ilgili biraz. Bedellerle ilgili. Değil mi? Evet. Adım atmakla. Tercihlerle ilgili. Çünkü evet, bazen bir şeye vermek bazı şeylerden de vazgeçmeyi gerektirir. İnsan doğru konforlu yaşamı terk etmediği evet zaman başarılı olamıyor. Doğru ister istemez. Bazı şeyleri bırakmadan da yola çıkılamıyor. Yaşam hep böyle tercihler, hep kararlarla alakalı bir şey aslında. Bir aynen karar bazen alıp başka yerlere götürüyor insanları değil mi? Aynen öyle. Peki. Demin ne güzel konuştunuz. An vardır aslında. Hep böyle geleceğe yönelik evet konuşuruz, düşünürüz, hayal ederiz. Aslında anı yaşarsak yani belki her şey daha güzel olacak. Evet. Çünkü biz hep geçmişin muhasebesi evet içinde olup
pişmanlıklarıyla, sıkıntılarıyla baş etmeye çalışıp onu unutma peşinde koştuğumuz sürece enerjimiz oraya gidiyor. Ya da geleceğin kaygıları, geleceğin telaşı içine kapılıyoruz. Oysa gerçek olan bugün, bugünün hakkını vererek yaşamak, hakkını vererek üretebilmek önemli bir şey. Biraz da sistem herhalde bizi geleceğe yönelik düşünmeye yönlendiriyor diyelim. İster istemez biraz öyle de bir durum var. Sistemin etkisi var. Peki bir türkü daha dinleyelim senden. Tabii. Yine çok severek söylediğim bir eseri daha seslendirmek istiyorum. Yasemen diyelim. Thank you.
Şu gençlikte neler geldi başıma Yasemin başıma. Şu gençlikte neler geldi başıma Yasemin başıma. Zalım ana sağlık. Çok teşekkür ederim. Karakolda doğru söylemek o kadar kolay bir şey değil tabii. Aslında sadece karakolda değil, bazen kendimize o kadar doğru söylemiyoruz ki, kendimizi avutmak, gerçekten uzaklaştırmak için bin türlü şey uyduruyoruz ister istemez. Evet, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eşlik ediyorlar. Yılmaz Gültekin Cumhuriyet Üniversitesi'nde okumuş bu arada. Evet. Benim memleketimde Sivas'ta. Üniversitede tabii, üniversite denilince bir zamanlar aklımızda hep böyle bazı şeylere karşı çıkan gençlik, itiraz eden gençlik, eylemlerde bulunan ve bu eylemlerin hepsinin içinde türküler vardı, marşlar vardı. 80 öncesi üniversite eylemlerine bakın, işçi eylemlerine bakın, hepsi türkülerle yürüyorlar. Sadece eylemlerle değil, aslına bakarsanız savaşlarda bile, seferberlik türkülerine bakın değil mi? O ortamda bile insanlar bir şeyi dile getirme ihtiyacı hissetmişler ister istemez. Üniversite derken tabii Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin çok yaratıcı eylemleri de çok hoşumuza gidiyor. Mahsuni aynı Şerif'in şekilde, türküsüyle orada kayyuma itiraz etmeleri gerçekten çok yaratıcı bir şey ve çok da sempati toplayan bir şey toplumda. İki gün önce Rami Saltuk'la telefonla konuşurken uzun uzun da sohbet ettik. Çok güzel anıları var çünkü. Rami Saltuk bundan ilişkin İstanbul Üniversitesi'nde çok eski tarihlerde olan eylemden bahsediyor. Aksaray'dayım diyor. Gecenin dördünde kapı çalındı, gürültü patırtı. Kalktım, kapıyı açtım. 2-3 kişi, aralarında bir tanesi de Deniz Gezmiş. Beni aldılar diyor. Sonra gittik, eylem yapacaklar. Eylem hazırlığı yapıyorlar İstanbul Üniversitesi'ne. Ve İstanbul Üniversitesi bahçesinde gece saat 4 diyor Rami Saltuk. Deniz Gezmiş bana ısrarla 15'lere ağdı söyle diyor. Ve 4-5 defa tekrar tekrar bağıra bağıra üniversitede o ağdı söyledik diyorlar. Sonra tabii Yaşar Kemal'le birlikte kol kola girip 6. filoya karşı eylemlerde de yine türküler söyleyerek yürüdüklerini, o eskilerden bahsettiği çok güzel anılar var. Dolayısıyla hepsinin içinde türküler var bir şekilde. Herkesin bir başlangıcı var, sahne başlangıcı. Örneğin ilk televizyon programında mı? İlk sahnen değil, ilk sahneye çıkışını hatırlıyor musun? Neresiydi? İlk sahneye ben hiç unutmuyorum tabii. Lisedeyken Nevruz kutlamasında çıkmıştım. Yine sınıf arkadaşım bağlamayla eşlik etmişti. Kaçıncı sınıftaydın? Yanılmıyorsam lise 2'ydi. Nasıl bir duyguydu o? Harika bir duygu. Yani ben o an anladım aslında hep sahnelerde olmak istediğimi. Kalabalıktı tabii, bayağı kalabalıktı. Yine Rami Saltuk da diyor ki ilk sahneye çıkışın nasıl diye sordum. Dedi ki 1967 yılı zannediyorum, Taşkışla'da oturuyoruz. Yaşar Kemal Nesimi Çimen'i getirdi diyor bize. Dedi ki buna bir yardım gecesi düzenleyeceğiz Ozan'ımıza. Nesim İçimen'e destek olacağız dedi. Ben de öğrenci fikir birlikleri komisyondayım diyor. Ve Rami Saltuk organize ediyor arkadaşlarıyla birlikte. Gece organize ediyorlar. Duyurularını yapıyorlar. Çok sanatçı var orada. İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda, işte orası en fazla 10 bin kişi alır. 7-8 bin kişi, ama bütün o semt doluyor. 40-50 bin kişi doluyor. Herkesi alamıyorlar içeriye tabii. Ruhi Su da sahneye çıkacak sanatçılar arasında. Ruhi Su İzmir'den gelemiyor. Uçakla ilgili bir sorun oluyor galiba. Sefer iptal ediliyor. Ben de diyor ki Ruhi Su'yu taklit ediyorum hep o dönemlerde.
Ruysu'nun yerine ben sahneye çıktım diyor ve o gündür bugündür sahneden inmedim diyor. Onun ilk sahneye çıkışı da bu şekildeymiş. Evet, yani Türk söyleyenler bilir, lafınızı kestim ama gerçekten oranın ambiyansı, ortamı çok farklı. Evet, evet. Mekanın da tabii ister istemez etkisi var ama oradaki asıl etki olan insanlardaki o duygu alışverişi. Aynen öyle. İster istemez. Galiba türkülerle kendimizi daha iyi ifade edip ettiğimize inanıyoruz. İhtiyacımız da var. Aynen. Aslına bakarsan ihtiyacımız var. Bir farklı ifade diline, kuvvetli ifade diline ihtiyacımız var. Sözün çok ötesinde.
Evet, bu da Sazaca bir türkü. İstedik dostlarımızla paylaşalım. Her dilin kendine özgü güzelliği, her dilin bir duygu akışı, duygu ifadesi vardır. Bu türkülerde çok daha geçerli aslına bakarsan. İnsanların o dille aktarması, oradaki duygu yoğunluğunu ifade edişi insanların başka bir içsel ihtiyacı diye düşünüyorum. Evet, Yasemin, şimdi ne söyleyeceksin sırada? Sırada Sakın Cahilin Yanına diye güzel bir eserimiz var. Varma gönül demedim mi? Aynen öyle. Peki. Sakın cahilin yanına varma gönül demedim mi? Müşkül olsa da halını sorma gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Müşkül olsa da halını sorma gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Okçasına, muhannetin okçasına, namussuzun bahçesine girme gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Namussuzun bahçesine girme gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Seni keşke kendi kusurundan başka görme gönül demedim mi?
ben sana söylemedim mi? Kendi kusurundan başka görme gönül demedim mi? Ben sana söylemedim mi? Söylemiş kendi kusurunu görmek, ama insan ister istemez dikkati hep başkasının kusurlarına yöneliktir ve insan hep dışarıdan bir şey bekler. Hep diğerleri özür dilesin, hep diğerleri durumu düzeltsin, birileri gelip o sorumluluğu teslim alsın. İşte gökten bir mucize olsun, bu sorunları çözsün, halletsin. Hep böyle bir beklenti atfetme durumu vardır. Evet. İnsan ister istemez sorumluluktan kendini geri çekmesiyle de alakalı. Türküler doğal olarak bunların işte hepsini ifade ediyor. Peki ne tarz türküler daha çok okumayı seviyorsun? İşte deyişler var, çok hareketli türküler var, içinde neşe, coşku akan türküler var, dert, keder akan türküler var. Evet. Var da var yani. Yani genellikle duygu yüklü türküleri okumak benim için daha güzel oluyor. Kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Hı hı. Ama yöre olarak Erzincan yöresi, işte Davut Sular'ın türkülerini okumayı daha çok seviyorum. Evet. Dolayısıyla deyişler ister istemez. Evet, deyişler de aynı şekilde. Dünyayı, evreni anlamaya kainatın, evet, dönük hakikat barındırır. Değil mi? Sorgulamaya dönük deyişler. Evet. Birçok insan da kederli türküleri, gerçekten o hüzünlü türküleri seviyor. Aslında bu hangi çeşit türküleri sevdiği ya da dillendirdiği insanın o ruhsal dünyasındaki şemalarıyla da ilgili, ne bileyim, çok haksızlığa uğradığı, evet, şeması varsa, aynen, ruh haliyle hak arama şeması varsa, kesin, bir insana sürekli tepkili, sürekli buna yönelik türküler okumayı seviyor herhalde, aynen, değil mi? Yani tabii, ya da işte dış dünya kötüdür, her şey kötü, her şey olumsuz, böyle biraz depresif bir yaklaşım varsa bu türküler daha çok insanın kulağına çarpıyor herhalde. Aynen. Evet, tabii kederli, dertli türküler derken ister istemez aklımıza Anadolu'nun, Erzincan'a yakın yine Arguvan geliyor. Evet. Her ne hikmetse oradaki insanların şemalarında bir dert, bir keder, yaşam hep sıkıntılıdır, hep olumsuzdur, hep ne kadar sıkıntı, kötülük, ne kadar olumsuzluk varsa bizi bulacak şeklinde bir şey vardır, ama içinde umut da vardır. O zaman ne yapalım? Arguvan'a doğru bir gidelim mi? Gidelim. Bir Arguvan türküsüne. Gecesi gündüzü oy oy, bir olmayınca oy oy, bir olmayınca oy oy. Gecesi gündüzü dedile, bir olmayınca oy oy, bir olmayınca oy oy. Thank you.
gül ekmemişem oy oy, gül ekmemişem oy oy. Unutmuş dibine oy oy, su dökmemişem oy oy, su dökmemişem oy oy. Sanki ayrılığı oy oy, ben çekmemişem oy oy, ben çekmemişem oy oy. Çekerim ayrılık oy oy, seni bir zaman oy oy, seni bir zaman oy oy. Çekerim ayrılık oy oy, seni bir zaman oy oy, seni bir zaman oy oy. Dedi ömrün tükene oy oy, ömrün tükene oy oy. Sen de bilirsin ki oy oy, başka yarim yok oy oy, başka yarim yok oy oy. Arar deli gönül oy oy, bulur bir tane oy oy, bulur bir tane oy oy. Arar deli gönül oy oy, bulur bir tane oy oy, bulur bir tane oy. Yüreğinize sağlık. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Oy oyu, leleyi çok fazla çok olan değil mi bir yöre ister istemez. Peki Davut Sulari'den etkilendiğini ifade ediyorsun. İlk kulağına çalınan, ilk daha çok takip ettiğin ozanlar kimlerdi? Kimlerin türküleri daha çok yer etti senin ruhsal dünyanda? Yani spesifik bir isim söyleyemem ama Aşık Mahsun'u Şerif'in eserleri de ayrı bir etkiler beni. Hı hı. Son dönemin, son yüzyılın en önemli hiciv ozanlarımızdandır kendisi. Hı hı. Ruhu şad olsun. Evet. Yani birçok isim var. Dediğim gibi Aşık Daim olsun, Seyrani olsun. Hı hı. Değerli ozanlarımız. Peki beste yapmak gibi ya da ailede bu geleneği sürdürüp sana aktaran birileri var mı? Yani babam kendi çapında beste yapıyordu ben küçükken. Hatta bana bile beste yapmışlığı vardır. Öyle mi? Evet. Peki müzikle uğraştı mı, uğraşmadı baban? Yani amatör olarak bağlama çalıyordu, söylüyordu. Bazen önceki kuşakların yarım kalmış bu tip uğraşlarını bazen çocuklar devralır, bir misyon olarak devam ettirir. Hı-hı. Babanın uğraşmış ama profesyonelce çok ilerletmemiş. Hı-hı. Ama içinde hep bunlar varmış. Sanki bu misyonu da devam ettiriyormuşsun gibi bir his bazen. Bu arada annemi de es geçmeyeyim. Annemin de sesi çok güzeldir. Hı-hı. Benim zaten anne tarafından gelen bir yetenek değil. Hı-hı. Anne tarafı uğraşıyor. Yani profesyonel olarak uğraşan isimler de var. Hı-hı. Annen herhalde seni uyuturken epey bir türküler söylemiş anlaşılan. Aynen. Kulakta bir aşinalık var. Evet. Aynı şekilde benim de bir kızım var. 8 yaşında. Evet. Ona bebekken bayağı bir ninni söylemişimdir yani. Hı-hı. Ona söylerken bir yandan aslında paylaşmış oluyorsun. Bir yandan sahnelerin provasını yapıyordun. Kim bilir? Aynen öyle. Değil mi? Herkesin vardır yani sesi güzel olanların, türkü dinleyenlerin, sevenlerin. Hı-hı. Hani küçükken evde böyle mikrofon niyetine alırdık televizyon kumandalarını, sahnedeymişiz gibi. Evet. Peki elindeki kumandayla yine bir türkü söyler misin bize? Tabii ki. Peki. Yine Seyrani'den güzel bir eserle devam edelim. Eski libas gibi diyelim. Peki.
söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel sever isen gerdanı benli. Her güzelin kahrı çekilmez imiş. Çekilmez imiş. Çekilmez imiş. Çekilmez imiş dost. Her güzelin kahrı çekilmez imiş. Çekilmez imiş. Çekilmez imiş. Çekilmez imiş dost. Sevdiğim değildin böylece sen. Aşkımın bağrına düşürdün gaze. İbrişimden nazik sandım güzel. Meğer Polat gibi bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş dost. Meğer Polat gibi bükülmez imiş, bükülmez imiş, bükülmez imiş. Bükülmez imiş Seyrani'nin gönlü gamla yaş imiş. Aşkı sevda cümle derde baş imiş. Ben gönlünü toprak sandım taş imiş. Meğer taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş, ekilmez imiş dost. Meğer taşa tohum ekilmez imiş, ekilmez imiş. Ekilmez imiş, ekilmez imiş dost. Yüreğine sağlık.
teşekkür Tabii bunlara ediyorum. Kızın da eşlik ede büyüyecek. Tabii eşin de bağlama çalıyor. Evet. Evde sürekli türküler çınlıyor. Aynen. Sürekli türkülerin söylendiği bir evde yetişmenin ifade dili de kızın için herhalde başka olacak değil mi? Kendisi de ok çalıyor bu arada. Aa, ne kadar güzel. Siz bütün ekibi toparlamışsınız aynen. Anladığım kadarıyla. Senin orkestran hazır zaten. Plan yapmana gerek yok değil mi? Peki Yasemin ben çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Çok güzel ediyorum. Söylüyorsun, duygulu söylüyorsun. Çünkü sahici söylüyorsun, duygularını katıyorsun olun, bu işin ederim. İçine. Bu bir ifade. Yani buna bir isim koymaya, şudur budur demeye de belki çok fazla gerek yok. Durumu olduğu gibi ortaya koymak. Bazı şeyleri çok da etiketlemeye gerek yok. Şöyle midir, böyle midir, şu mu olacak, bu mu olacak adlandırmaya da belki gerek yok. Uzun yıllar çok güzel bir uğraş olarak bu sanat dünyasına bir şeyler katmanı umuyoruz. Umarım. Ben teşekkür ediyorum size beni konuk ettiğiniz için, misafirperverliğiniz için. Buradan izniniz olursa İzmir'de elbette. Bizi izleyen aileme ve bütün türkü severlere tabii, selam tabii. olsun. Selamlarımı göndermek istiyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum Peki, size. Peki ben çok teşekkür ailesi. Ederim. Aynı zamanda Yılmaz Gültekin, Volkan Kaya evet, kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Teşekkür Onlar da bu duyguya ortak oldular, emek verdiler. Onların da yolu açık olsun. Güzel işler yapmaya hep beraber devam edeceksiniz. Öyle anlaşılıyor. Evet inşallah. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, içimizdeki sesler programının geldik sonuna. Her şeyi etiketlemek, isim koymak isteriz ya. İşte bu iyi oldu deriz, karar veririz, bu kötü oldu deriz bazen. Bir şeyin hayatımızda ne zaman iyi olduğu, ne zaman kötü olduğuna çok hızlı karar veririz. Bazı insanların iyi ya da kötü oluşuna da çok hızlı karar verdiğimiz gibi. Bazen birisine Milli Piyango'dan para çıkar, bunun adına talih kuşu deriz. Belki talih kuşu değil de felaket kuşudur, kim bilir. Onların yaşamlarını araştıran birçok insan aslında onun birçok insanlar için felaket getirdiğini görmekte. Bizim iyiymiş gibi gördüğümüz ya da zor gördüğümüz ya da dert gibi gördüğümüz şeyler belki de gelecek için, daha sonrası için hayatımızda kim bilir daha iyi şeyler olacaktır. O yüzden belirsizliğe karşı tahammül gücümüzü geliştirirsek, her şeye isim koymazsak, bir an önce adlandırmaya çalışmazsak durumu daha iyi anlamaya, kendimizi de daha iyi anlamaya başlarız. Çünkü isim koyduğumuzda, adlandırdığımızda, karar verdiğimizde o konu üzerindeki düşüncemizi bitiriyoruz. Oysa belirsizlik bizim üzerinde düşünmemize, üzerinde yargılar geliştirmemize, bize fırsat tanıyan, tanıyan bir şeydir ve biz o fırsatı bu haliyle yok ediyoruz. Bütün yaşamdaki belirsizliklere direncinizin gelişmesi dileğiyle hoşça kalın.